bir konu konuştuk. Resulü Mektebi'nde genç olmak. Şimdi günümüz gençlerinde nefislerini dizginleme konusunda öneriniz ne olabilir? Yani nefislerimizi nasıl dizginleyebiliriz? Sen siyasetçi değilsin değil mi? Yok hocam değilim. Şimdi evliliği sorma dedim, evirdi çevirdi yan sokaktan geliyor. Arkadaşlar, Habil'le Kabil'i herhalde biliyorsunuz. Benimle siz iki kardeş olalım. Habil'le Kabil bizden yaklaşık 7-8 bin sene önce, belki de 10 bin sene önceki iki insan. O ikisiyle biz ikimiz arasında imtihan bakımından hiçbir fark yoktur. Aynı imtihanı yaşıyoruz. Çünkü aynı gözler, aynı kulaklar, aynı genetik yapıyla devam ediyoruz. Cennet, cehennem aynı. Dünya biraz ozonu mozonu bozuldu ama aynı. Dereler, vadiler aynı. Mideler aynı. Şehvetler aynı. Hiç değişen bir şey yok. Kılık kıyafetimiz değişti. İşte onun iPad'i yoktu zannediyorum. O zamanlar iPad üretilmemişti daha. Cep telefonuyla falan ya da daktiloyla mı idare ediyordu, ne yapıyorduysa. Yani bizim iPad'imiz var. Onun da iPad karşılığında iPad'den daha güzel vadileri, yemyeşil, güzel çiçekli bahçeleri vardı dünyanın. Ama aynı dünyada aynı insanlar olarak yaşıyoruz. Aynı cennete koşuyoruz. Aynı cehennemden kaçıyoruz. Aynıyız. Temel mantığımızda ilk insandan bugüne kadar hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Bu sebeple Kur'an'ımızın, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in, bu ümmetin geçmişinin bize tavsiye ettiği iyi insan olma serüvenimiz hiçbir şekilde değişmiş değildir. Yani bugünkü gencin namusunu, ahlakını koruması için gereken şeyler dünkü gençle çok farklı değil. Yani dünkü gence çeşmedeki kıza bakma diyordu babası. Bugünkü gençte köylerde artık çeşme yok. Evlere su geldiği için çeşme başında görüntü veren internet sayfasına bakma diyecek. Sonuç aynıdır. Burada arkadaşlar bu birinci noktadan sonra bir noktada daha temas edeyim. Bu bizim Habil'le Kabil'den itibaren başlayan bu süreçte herhangi bir şekilde muafiyetimiz, yani Sultan Fatih'in torunları olarak herhalde bize böyle melekler bir kolaylık sağlarlar diyecek bir durum yoktur. İlk insandan son insana kadar tam bir adalet vardır. Ama bir kilo pamuk mudur, bir kilo demir midir tonaj itibariyle bir şey değişmeyecek. Görüntüsü farklı görünecektir. Yani bir kilo pamuğu kocaman göreceksin sen, yine 1000 gramdır o. Bizim çok zorlaştı bu dönemde, aman Allah'ım ya Rabbim ya, çok rezil, burada namusunu korumak mümkün değil sözü batıldır arkadaşlar. Evet, internet, iPad, cep telefonu, evet rezil, gerçekten rezil, ama aynı iPad'ten sana cehennemi hatırlatacak, cenneti hatırlatacak bir sohbet de dinliyorsun. %100 itmiyor kimseyi Allah. %100 de elinden tutup çekmiyor. Sebepleri eşit yaratıyor. Dengeli yaratıyor. Bir kulu Allah'ın dünyada 7 kişi olduğu bir zamanda bile gidip cinayete bulaştı. Aşk hikayesinden. Öbür kulu da 7 milyar oldu insanlık. Evleneceği 1 milyar kız var. Tuttu bir tanesine takıldı. Onun için köprüden atıldı. Yani bir şey değişmiyor aslında. Burada arkadaşlar, biz mümin olarak Rabbimiz bizi böyle bir imtihanla baş başa bıraktıysa itiraz edecek halimiz yok herhalde. Baş başa ne yap? İmtihan imtihan diyeceğiz. Ama sebepler konusunda, üzerimize düşenler konusunda ne yapıp ne yapmayacağımızı da muhakkak bilmek zorundayız arkadaşlar. Nefis terbiyesi diyeyim ben, yani kız peşinde, erkek peşinde diye böyle kaba bir kelime kullanmayayım. Demedim, kabul edin öyle bir şeyi siz. Burada arkadaşlar, birinci yapmamız gereken iş, bulunduğum
yurttan, tarikattan, dernekten, vakıftan, aile bağlarımdan vesaire gibi bir gerekçeyle kendimi garantide hissetmeyeceğim. Birinci görev budur. Elhamdülillah bizim aile çok titiz vallahi. Amcamın kızları bile bizim eve geldiğinde öbür odada otururlar. Haremlik selamlık var. Dolayısıyla bizim böyle bir derdimiz olmaz. Allah yardım etsin, gençlerin durumu çok kötü. Şeytan için bir numaralı müşterisin sen. Hem böyle dedin ya, şeytan seni eli üstünde tutuyor. Sana Nobel ödülü bile hazırlamıştır o. En çok, en iyi müşteri diye böyle seni hazırlamıştır. Kendini garantide görmek tuzağa düşmenin birinci işaretidir. Cemaatine güveniyorsun, tarikatına güveniyorsun. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Zina tehlikesi açısından cami kaçırmayan 21 yaşındaki bir gençle hiç cami görmemiş bir genç eşittir arkadaşlar. Yani bu genç elhamdülillah 5 vakit camide kılıyor. Dolayısıyla zina kaçsın bundan lan, zina düşünsün nereye gideceğini diyemezsiniz. Çünkü namaz anti-zina değildir. Namaz kendi başına bir ibadettir. Evet, namazın zinadan ve benzeri menhiyattan önleyici fonksiyonu vardır. Kaldırıcı fonksiyonu yoktur. Bir sene, iki sene kıldıktan sonra sen namazı sadece caminin işi haline getirdiğin zaman görüyorsunuz bir sürü namaz kılan insan büyük bankaların saygın faizci müşterilerinden biri olabiliyorlar sonra. Namaz körelmesi de olabiliyor insanda. Tutuyor şeytan bu sefer namazı senin zinaya, faize düşme sebebin haline getiriyor. Namazla kendini sen el freni çekilmiş bir araba zannediyorsun. Karın üstünde el frenini çeksen ne olur, ayak frenini çeksen ne olur, kar üstündesin sen. Birinci sorun arkadaşlar, teyakkuzda olmama sorunudur. Yani kendini bir tür garantide hissetme. Babanın dindarlığına, kendi dindarlığına, bulunduğun yere güven. Bu mümkün değil arkadaşlar. Teyakkuzda olmuyoruz. İki, Allah ne emrettiyse o emir bandı üzerinde yürümek lazım. Evlen dediyse evleneceksin. Ne zaman? Vakti gelince. Vakti ne zaman? Kendin bu vakti belirleyeceksin. Baban, annen karşı çıkıyorlar. Senin akşam yemeğine karşı çıkınca engelleyebiliyorlar mı bunu? Evliliği yemek olarak göreceksin. Vallahi karşı çıkarsan çıkın. Ben de gidip büfeden bir şeyler atıştırırım diyorsun değil mi? Geliyorsun, anne ben yemek istiyorum. Daha sofrayı yeni kurdum. Vaktinde gelseydin diyor. Atlayıp gidiyorsun. Bakkaldan bir tost most bir şey yaptırıyorsun. Yani evliliğin tost şekli olmaz ama tost gibi bir evlilik yapabilirsin mesela. Yani bunun hiçbir çaresi yok arkadaşlar. Sebeplere tevessül edeceğiz. Bu ikinci nokta. Üçüncü nokta arkadaşlar, nefis emniyetinin ya da ahlakımızı garantide tutabilmenin veya tehlikelerden uzak yaşamanın üçüncü mantığı, temel mantığı. Yüzlerce sebep ve iş sayabiliriz. Ben ana ekseni sayıyorum. Bir Müslüman olarak oturup senin çevre kurman lazım kendine. Bu çevre dertlerini paylaşacağın, Allah'ı hatırlayacağın, dünya mekanizmasındaki son gidişatı değerlendirebileceğin olumlu bir çevre kurman lazım. Bu çevreye istişare çevresi diyebilirsin. Arkadaş çevresi diyebilirsin. Dertleşme süreci diyebilirsin. Ayda bir defa bir araya gelirsiniz. Her gün görüşebilirsiniz. Şeytan yalnız insanı daha iyi kullanıyor. Yalnız insan kullanılır. Sürüden ayrılma hadis-i şerif diyor ya. Bu üç şeye dikkat edince arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Dünya olduğu gibi faizci olsa, olduğu gibi zinacı olsa, ben mümin olarak üzerime düşeni yaptığım sürece Allah'ın izniyle ben korunmuş olurum.